kul felillahil izzetu ve li resulih. De ki izzet Allah'ındır, Resulullah'ındır, müminlerindir. Biz şimdi izzeti mi yaşıyoruz, zillet yaşıyoruz. Neden? Kur'an uygulanmıyor. Kur'an raflarda, Kur'an tavanda ipten idam edilmiş. Evdekilerin %95'i indirip de bakmıyor, okuyamıyor, okusa anlamıyor. Bir anlayana gidip sormuyor. Siz Kur'an okutuyorsunuz. Tayyip Bey de okutmuşsunuzdur. Okuttuğunuz kişi Irak'a giren askerlere izin verdi mi? Verdi. O kadar insanın, milyonlarca insanın ölmesine vesile oldum. Şimdi ona gidip tebliğ ederken riyakar olma, münafık olma, Müslümanca yaşa, öğrendiğin İslam'ı oku. Bu söylediklerimizi herkese söylüyoruz. Kendisine söylediniz mi? Kendisine söylediniz mi? Efendim? Kendisine söylediniz mi? Şimdi bunları bilen adam. Bilmiyor demek ki. Oradaki 2 milyon insan öldü. Onun niye biliyor? Meselesi yok mu? O şu andaki devlet politikasında her şeyi çözemediği için. Ben de şunu söylüyorum. En uzak bir adama laf söylemenize gerek yok. Önünüzde dizini kırmış, Kur'an okuttunuz. Adam bunu duymadıysa sizden, siz de sorumlusunuz. O da sorumlu. Onlar şimdi gücü yettiğini yapıyor. Ne diyeyim? Şu anda bakın. Korkuyor hocam. Gücü yettiğini yapmıyor. Bahsettiğiniz ulema umeradaki korkak kısmının içerisinde yer alıyor. Evet, korkuyoruz. Çünkü bir batıya bir doğuya gidiyor diye siz söylemediniz mi az önce? Yok, inkar yok. Çoğu hepimiz korkuyoruz. Demek niye? İnandığı İslam'dan, Allah'tan korkmuyor. Rusya'dan, Amerika'dan niye korkmuyor. Doğruyu söyleyemiyoruz ki işte. Neden? İçki, zina, kumar, faiz, anadan uğrayan değillere çılıçıplak, karma karışık girmek haram değil mi? Haram. Hocam ben daha büyüğünden bahsediyorum. Eline Kur'an'ı alıp seçim meydanında bunu gösterirken hem aldatıyor hem aldanan olmuyor mu bu adam? E tamam. Beni aldatmaya kalkıyor hem de Kur'an'la aldatıyor. Ahlakla adam, yani ahlakla, Allah'ın ahlakıyla anladım, ahlaklaması anladım. Gereken adam, Kur'an'la ahlaklaması gereken adam başka bir şey yapıyor. Tamam. Şimdi biz diyoruz ki başkasını anlatıyoruz. İşte ben tamam. Ki en yakınımızdaki adamı dizgine getirememişsiniz ki başkasından neden konuşuyorsunuz? Dini anlayacağız hepimiz. İdaresi, idare edileni, idarecisi anlayacağız. Ona göre hareket edeceğiz. Fakat gücün yetmeyişse ne yapıyorsun? Mecbur öyle diyorsun. Tamam. Öyle yapıyorsun. Ama siz elinizle önce düzeltmeniz gereken yakındakine söylemeyip de başka bir yere uzatıp da uzatıyorsunuz. Bu benim söylediklerim yakında uzakta herkese söylüyorum ben bunu. İman edenlere gelince Allah'ı şiddetle severler. Yani çok severler. O halde korku samimi mi? Gerçek bir korku mu? Uydurma korku mu? Gerçek bir korkuysa sen orada ne yapıyorsun? Olduğu gibi konuşmuyorsun. Kısıyorsun. Şeyin deyimiyle takıya yapıyorsun. Tabii. Şu anda Müslümanların çoğu takıya yapıyor.